gün geçmesin ki bu masmavi Bodrum sularında bir gözleri ahu çıkmasın karşımıza. 1,5 yıldır pandemiden bunalan ünlüler tek tek kendilerini Ege sahillerine atmaya devam ediyor. Nasıl da özlemişler Bodrum'u, Bodrum'un denizini, güneşini ve de eğlencesini. İşte Gökçe Akyıldız, eşinden boşandıktan sonra kendini işine gücüne veren ve en çok da oğlu Ömer Aslan'a adayan Gökçe Akyıldız tekne turunda. Hanımefendi hardal sarısı mayosuyla bırakın 2-3 kilometre uzaktan çekim yapan bizim magazinin kaçak doktoru Kimble Engin'in görmesini Kos Adası'ndan ve hatta biraz daha abartalım Mikanos'tan fark edilecek Mikanos'tan hardal mayosuyla. Hakikaten değişik bir rengi var mayonun. Ha yakışmış mı? Yakışmış. Ama Gökçe Hanım'ın beyaz tenini çok acil bronza çevirmesi gerek. O zaman daha bir patlar hardal rengi mayo. Neyse bunlar teknik meseleler. Hanımlar daha iyi bilirler. Biz mevzuya gelelim. Son olarak kırgın çiçeklerin son gülü olarak onu hayranlıkla izlemişti milyonlar. Şimdi de Bodrum'un hardal mayolu güzeli olarak izleyecekler. Hanımefendi minik oğlu Ömer Aslan'la tekne kenarında meşgul. İçi gidiyor suya dalmak için ama oğlunu da bırakıp gidemiyor bir türlü. Neyse sonunda oğlundan izin aldığı ve burnunu kapattığı çivileme suya dalıverdi. Minik oğlu ben de mi girsem kararsızlığı yaşıyor ama ıslanmakta işine gelmiyor küçük adamın. İçeri kaçtı Ömer Aslan ve masmavi sular Gökçe Akyıldız'a kaldı. Bir başına dakikalarca suda kulaç attı hanımefendi ama üşüdü biraz sonra ve hardal mayosu sırılsıklam çıktı tekrar tekneye. Oğlunu çağırdı yanına ama ufaklık akıllı, ıslanmam ben diyor. Gökçe Akyıldız iyice kurulandı, tekneye girdi, havlusunu beline doladı ve oğlunu kucakladı. Anaoğlu teknenin arka kısmında başladı dansa.